Ağzı billahi min Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Esselatu ve aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Ve ila cemil enbiyeyi vel musallin. Ve ila cemil evliyeyi velhamdülillahi rabbil alemin. Allah'ın ahir ismini de anlamaya çalışalım. Çünkü iki ismi beraber anlamak gerekiyor. Allah evveldir, Allah ahirdir. Allah'tan geldik, Allah'a dönüyoruz. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Dönüşümüz Allah'adır. Kul hayata bakarken Allah'a döndüğünü bilmelidir. Her gün dünyadan ahirete doğru bir adım atar, bir adım ahirete yaklaşır, bir adım da dünyadan uzaklaşır. Allah'a gidiyor. Bu herkes için böyledir. اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَسَابَتْهُمْ مُس۪يبَتُمْ Evet. O kimseler ki kendilerine bir musibet isabet ettiğinde قَالُوا اِنَّا ve وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ derler. Onlar, biz Allah'tan geldik, yine Allah'a dönüyoruz, döneceğiz derler. Onun için dünyaya ait derdi, sorunu, sıkıntıyı, musibeti gözlerinde büyütüp altında ezilmezler. Büyük dururlar. Gözlerini, gönüllerini Rablerinden ayırmazlar. Nasıl olsa Rabbime gidiyorum. Kıyamet kopsa ne olacak? İnne ila rabbiker ruc'a. Muhakkak ki dönüş Rab'binedir. Ruc'u Rab'binedir. Herkes Rabbine dönecek. İstese de istemese de ve taqattau emrahum بينهم insanlar işlerini dinlerini aralarında parça parça ettiler kullun ileyna raciun hepsi de bize dönecek yani Allah'ın emrine Allah'ın ipine hep beraber sarılmaları gerekirken her biri bir tarafı tuttu işlerini parça parça ettiler. Ama hepsi de bizim huzurumuza gelecek. Allahu yebdeul halk. Allah yaratmayı ilkin yapandır. ilk olarak yaratandır. Sümme ileyhi Sonra Allah'a döndürülüp götürüleceksiniz. Keyfe tekfurune billah. Siz Allah'ı nasıl inkar eder? Allah'a karşı nasıl körlük yaparsınız? Ve kuntum emvata. Siz ölüydünüz. Fe Allah sizi diriltti. Sümme yumitukum, sümme yuhyikum. Sonra sizi bir daha öldürür ve bir daha diriltir. Sümme ileyhi turcaun. Dönüşünüz Allah'adır. Dönüşünüz O'nadır. O'nun huzuruna gideceksiniz. Sonunuz Allah'tır. Ahiriniz Allah'tır yani. Dönüşü O'nadır. Men amile salihen fe Kim salih bir amel işlerse o kendisi içindir. Ve men esae ve aleyha. Ve kim bir kötülük yaparsa o da onun aleyhinedir. Seme ila rabbikum turcaun. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Rabbinize döndürülüp ona götürüleceksiniz. Irci'e bu hitap insanadır. Irci'ye dön. Rabbine gel. Ila rabbiki radiyaten merdiye. Rabbinden razı olmuş olarak, Rabbini razı etmiş olarak Rabbine dön. Rabbine gel. Eğer sen Rabbine dönersen, Rabbini razı etmeye çalışırsan, Rabbine rücu eder, Rabbine dönmüş olursun, vasıl olmuş olursun. Şartı nedir? Rabbini razı edersen, Rabbinden razı olursan, razı olursan razı edersin. Bunu yaptığında Rabbine dönmüş olup, vasıl olmuş olursun. وَلَا تَسُبُّوا الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ دُونِ اللّٰهِ Allah onların Allah'tan başka taptıkları şeylere sövmeyin dedi. Başkasının taptığı şeye sövme dedi. Ve yusubullahi adven bi gayri ilm. Sen böyle yaparsan sonra o da bilmeden, ilim sahibi olmadan Rabbine söver. Allah onu onları küfre sokma dedi. Birileri bir şeye tapıyorsa onları taptığına sövme, sonra onları da bilmeden Rabbine söver dedi. Kulümü böyle zor durumda bırakma dedi. Buna mecbur etme dedi. Rahman ve Rahim olan. Kendisinden başka bir şeye tapan kulunun hesabını yapıyor ne diyor bilmeden bir gayri ilim bir ilmi olmadan bilmeden Rabbine sövmesin sövdürme onu dedi öyle yaparak onu sövdürme sövmesin Kime rahmet ediyor? Rahmeti kimin içindir? Kendisinden başka bir şeye tapana. Tapan için söylüyor bunu. Buna onu yaptırma diyor. Onun için Allah'a davet ederken ne buyurdu? En güzel söz neyse onu söyle, Rabbinin yoluna hikmetle davet et. Kezalike zeyyenna li kulli ümmetin amelahum. İşte her bir ümmete, kavme amelleri böyle süslü gösterilmiş. O yaptıklarının doğru olduğunu zannediyor. O ona süslü görünüyor. Bilmiyor. Ona hakikati öğretmen lazım. Hikmetle. En güzel söz Allah'ın sözüdür. Allah'ın sözüyle, kelamıyla, hikmetle Allah'ın muradını anlatarak davet etmen lazım. O yaptığının doğru olduğunu zannediyor. O ona süslü görünüyor dedi Allah. Sübha ila rabbihim merci'uhum. Sonra dönüş Rabbinedir. Hepinizin dönüşü Rabbinizedir. Evet, onlar da Rablerine gelir der. Fe yunebbi'uhum bima kanu ya'malun. Sonra Allah onlara her birine neler yaptığını haber verecek dedi. İnne yestecibul ladine yesmaun Sen kime işittirebilirsin? Davetini kimler kabul eder? Allah'ın ayetini dinleyenler kabul eder. Vel mevta yeb'asuhumullah Ölülere gelince Onları Allah diriltir. Evet, ölüleri Allah diriltir. Kim Allah'ın ayetlerini dinlerse Allah onların dinleyip dinlemediğini bilir. Eğer dinliyorsa Allah vahyi onun gönlüne indirir ve onu diriltir. Manevi olarak diriltir. Sünne ileyhi yurcaun. Sonra dönüşünüz Allah'adır. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfusekum. Ey iman edenler, iman ettiğini iddia edenler. Kendinize dikkat edin. La yedurrukum men delle iza ihtedeytum. Eğer siz hidayette olursanız, delalette olanlar size zarar vermez. Delalette olanların zararı size dokunmaz. Eğer siz hidayette olursanız, İlallahi merci'ukum cemi'a Hepinizin dönüşü de Allah'adır. Hepinizin döneceği yer Allah'ın huzurudur. Fe yunebbi'ukum bima kuntum ta'malun ve o Allah size yaptıklarınızı haber verecek. <laughs> ve evet. kulubuhum Allah müminleri anlatıyor. Onlar Rablerine döneceklerini bildikleri için buna iman ettikleri için her neyi yaparlarsa yapsınlar, kalpleri titreyerek yaparlar. Ve o ki yetevaffakum bil Sizi geceleyin vefat ettiren odur. Allah uykuya vefat dedi. Vefat demek ruhun alınması demektir. Uyduğunuzda ruhunuzu alırız dedi ve ya'lemu ma cerehtum bin nehar. Evet, gündüz olduğunda sizin neler yaptığınızı bilendir. Sümme yeb'asukum fi. Sonra gündüzün sizi diriltir bir daha. Li yuhda ecelun Belli bir vakte kadar size takdir ettiği o ecel vakti gelinceye kadar sizi bir daha diriltir. Sümme ileyhi merci'ukum. Sonra dönüşünüz onadır. Allah'adır, Rabbinizedir. Sümme yunebbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sonra size yaptıklarınızı haber verecek. Kul e gayrallahi rabben. De ki onlara ben Allah'tan başka Rab mi arayayım? şey. O her şeyin Rabbi iken ben kendime başka bir Rab mi arayayım? Ve la nefsin illa aleyha. Her kim neyi kazanmışsa o kendisine aittir. Yalnız kendisine aittir. وَلَا تَزِيرُوا وَزِيرَتُنْ وِزْرَا اُخْرَا Hiç kimse başkasının yükünü, günahını taşımaz. Günahını yüklenmez. Herkes kendi yükünü, kendi günahını taşır. Sümme ila رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ Sonra sizin varacağınız yer Rabbinizin huzurudur. Rabbinize rücu edip varacaksınız ve yunebbiukum bima kuntum fihi tahtelifun. Orada Allah sizin hangi konuda ihtilaf ettiğinizi, tartıştığınızı orada size haber verecek. Hatta ida caena. Nihayet bize geldiğiniz zaman bize geldiğinizde huzurumuzda kıyamet günü bize geldiğinizde Kale Kaybedenler bunu söylüyor. Keşke. Kime söylüyor bunu? Arkadaşına söylüyor. Kendisini cehenneme sürükleyen, doğru yolu göstermeyen arkadaşına söylüyor. Keşke diyor. Beyni ve beyneke ba'del meşrikey. Keşke Doğu ile Batı arası kadar aramızda bir mesafe olsaydı. Senden uzak olsaydım. Ve bir esel Sen ne kötü arkadaşsın der. Evet, ne dedi başta? Hatta <laughs> Bize gelince Kulumuz bize gelinceye kadar yanlış yapmaya devam etti, bize geldiğinde. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ onlar ki Rablerine kavuşacaklarını iman etmişler. Onu bilirler, onu anlamışlar. Ve ennehum ileyhi raciun. Ve gerçekten ona döneceklerini bilirler. Efe gayre dinillahi yabukun. Onlar Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar? Ve lehu esleme men fis semavati Göklerde ve yerde her ne varsa ona teslim olmuştur. Onun emrinde, onun hükmündedir. an ve kerha. İsteyerek veya istemeyerek. İsteyerek veya istemeyerek değil, bu ayet geçtiğinde arkadaşların şöyle anlaması gerekir. Tev'an ve kerhen. İstese de istemese de. İstese de istemese de. Hepsi ne yapmıştır? Ona boyun eğmiştir. Ona teslim olmuştur. Ona itaat harın dedir. Ve ileyhi yurcaun. Ve mutlaka herkes, her şey ona döndürülüp götürülecektir. Bu hitap Rasulullah Efendimiz'edir. Ve enzelna ileyke'l kitabe bil hak. Sana bu kitabı hak ile indirdik. Müseddiken lima beyne yedehi minel kitab. Daha önce ki kitapları tasdik edici olarak gönderdik. Ve muheyminen aleyh. Bir de Onların üzerine gözetleyici olarak gönderdik. Müheymin aynı zamanda Allah'ın ismidir. Yani gözetleyici ne demek? Eğer onlar onların söylediği o kitaplarda olan Kur'an'daki ayetlere uyuyorsa onu doğrularsın, tasdik edersin. Değilse değilse değildir. Allah'ın kelamı değildir o söylenen. Yani tasdik ettiği, Kur'an'ın tasdik ettiğidir. Hangi ayeti tasdik etmişse, kitaptan onu tasdik etmiştir. فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ Allah. Allah'ın sana inzal ettiğiyle, indirdiğiyle aralarında hükmet. Hükmü Allah'ın kitabıyla ver. وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ Onların hevasına uyma. Biz kimsenin hevasına uyma. Aynı zamanda bütün ümmete birden söylüyor. Emma ca'eke minel hak. Çünkü sana hak gelmiştir. Hakikat gelmiştir. Sana bu hakikat geldikten sonra onların hevasına uyma. Likulli cealna minkum şiraten ve minhac. Biz her biriniz için bir yol, bir şeriat belirledik. Velakin liyebluvekum fi ma atakum. Allah kime neyi vermişse onunla onu imtihana tabi tutmuştur. Öncekilerin imtihanı farklıydı, diğerlerinin imtihanı farklıdır. Allah kime hangi nimeti vermişse onunla onu imtihana tabi tutmuş. Velau sha Allahu eğer Allah dilemiş olsaydı lecaalekum ummeten vahide. Hepinizi tek bir ümmet yapardı. Aynı düşünen, aynı iman eden Aynı Allah yolunda yürüyen insanlar yapardı. Allah dileseydi böyle yapardı. Ama Allah böyle yapmadı. Allah kime neyi vermişse onunla onu imtihana tabi tutmuş dedi. Velakin liyebluwakum fi ma ataakum fastabiqul hayrat. Siz hayırda müsabaka yapın. Hayırda yarışın. Şu, 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 yanlış yaptı, bu doğru yaptı deyip başkalarını hesaba çekmek yerine, şunlar yanlış yapıyor, bir tek biz doğru yapıyoruz demek yerine, hayırda yarışın. Allah kime neyi vermişse onunla imtihana tabi tutmuş. Sana verdiği aklı ona vermemiş olabilir. Sana verdiği ilmi ona vermemiş olabilir. Kime nasıl muamele yapmışsa Allah biliyor. Onun için başkasını hesaba çekmek Mümine yaraşmaz. Mümine yakışmaz. Sana neyi vermiş Sen ona bak. Onunla imtihana tabi tutulmuşsun. Size düşen hayırda müsabaka yapmaktır, yarışmaktır dedi. Hesap Allah'a aittir. İllallahi merci'ukum cemi'a. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Hepiniz Allah'ın huzuruna varırsınız. Hesabı o görecek çünkü. ve bima kuntum fi tehtelifun. Orada Allah sizin hangi konuda ihtilaf ettiğinizi size haber verecek. Nerede yanlış yaptığınızı size haber verecek. O zaman bize düşen birbirimize muhalif olmak değildir. İhtilaf yapmak değildir. Bir ve beraber olmaktır. Kardeş olmaktır. Hayırda yarışmaktır. Evet, hepimizin dönüşü Allah'adır. Tev'en ve kerhem dedi. İstesek de istemesek de dönüş O'nadır. Eğer Allah'tan gelip Allah'a gidiyorsak. Dönüşümüz mutlak surette Allah'a ise. O zaman bize düşen bir an bile Allah'ı unutmamaktır. Her anda Allah'ın huzurunda olduğumuzu her an ona doğru gittiğimizi unutmamaktır. İnsan için iki hal vardır. Biri Allah'a koşar vaziyette, yürür vaziyette, dönmüş vaziyette, biri de Allah'tan yüz çevirmiş veya Allah'tan kaçar vaziyettedir. Eğer Allah'tan kaçarsak ölüm gelmişse, ölüm geldiyse ne burada ayet kerimede? Nereye kaçıyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Allah'tan kaçış var mı? Eğer Allah bizi huzura davet ettiğinde Allah'a dönmüşsek, Allah'a yürüyor, Allah'a koşuyorsak Allah'ın bizi mağfiretiyle karşılamaması, rahmetiyle karşılamaması mümkün değildir. Rahmeti, mağfireti hak etmiş oluyoruz çünkü. Ama bunun için önce karar vermek gerekir, karar. Karar çok önemlidir. Eğer biri karar vermemiş, verememişse yolu yürüyemez, yolu gidemez hata yapabilir, yanlış yapabilir, eksik yapabilir. Bu başka bir şey. Kararsızlık başka bir şeydir. Kararsızlık Allah'ı tercih etmemektir. Allah'ın rızasını, dostluğunu tercih etmeyip edememektir. Hayatının en büyük hedefinin Allah'ın rızası, dostluğu olmamasıdır kararsızlık. Allah dünya hayatını anlattı. Çiftçiyle izah etti onu. Çiftçinin ektiği ekine benzer. Önce yeşerir. Çiftçi onunla sevinir. Sonra sararır, çerçeve olur. Bir de ki yok olmuş. Dünya hayatı bu kadardır dedi. Bir mevsimliktir dedi. Eğer karar vermişse biri onun hem dünyası hem ahireti cennet olur. Huzur, saadet bir tek Allah ile beraber olmaktır. Onun için Allah ne buyuruyordu? Kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Sen Allah'ı zikrettiğinde, Allah'ın hesabını yaptığında, Allah'ı sevdiğinde, Allah'ın rızasını gözettiğinde, O'nun rızasını kazanmak için konuştuğunda, düşündüğünde, bir şeyler yaptığında, gönül, kalp, maneviyat insan ancak o zaman mutmain olur. O zaman huzuru bulur. O zaman gönül cennet olur. Başka bir şeyle kalp mutmain olmaz. Gönül mutmain olmaz. Ebedi olan ruha dünyayı gösterip onu mutmain edemez kimse. O ancak Allah ile mutmain olur. Allah'ın rızasıyla, dostluğuyla mutmain olur. Mutmain olmak demek gönlün huzur bulması, gönlün cennet olması demektir. Eğer birinin gönlü cennetse, o zaten cennettedir. Dünyada da cennettedir, ahirette de giri cennettir. Nasıl belli olur? Nasıl anlaşılır? Gönül cennet olmuş mu, olmamış mı? Cennet midir, yoksa gönül cehennem midir? Eğer Allah'ın güzelliği ondan meydana geliyorsa, Allah'ın güzelliği onun üzerinde görünüyorsa, el esmaul husna onun üzerinde tecelli etmişse, insanlar onun elinden, dilinden fayda görüyorsa, güzellik görüyorsa, fayda umuyor ve bekliyorsa, eğer Allah'ı sevdiği için insanı seviyorsa, mahlukatı seviyorsa, bu sevginin gereğini de yerine getiriyorsa Bu gönül cennete dönmüş bir gönüldür. Ama Allah'ı sevmekten mahrumsa, insanı sevmekten mahrumsa, kendini sevmekten mahrumsa başka bir şeyin olmasına gerek yok. Bu gönül de cehenneme dönmüş zaten. Böyle bir gönül nasıl cennete layık olsun? Bu insanın elindeki bir şeydir. Ne buyurdu? Bedevinin biri soruyordu. Bedevi demek köylü demek yani. işi bilmeyen, ilmi olmayan konuşurken böyle konuşma adabına riayet edemeyen, bilmeyen. Dedi ki ya Resulallah bana kendini kısaca tanıtır mısın? Evet çok şey söyleme. Aklımda tutamam. Kısa olsun. Aklımda kalsın. Evet, Resulullah Efendimiz buyurdu ki, benim sermayem marifetullah, kazancım muhabbetullahdır. İki kelime. Ama bunu aşarsak ciltlerle kitap yazılması gerekir. Sermaye marifetullah, sermaye Allah'ı bilmek kendimden, kendi üzerimden, bütün varlık üzerinden evet, Allah'ı tanımak, bilmek, marifetullah, irfan sahibi olmak. Bunun gereğini yerine getirip muhabbetullahı, Allah'ı sevmeyi kazanmak. Sermaye neyse kazanç onun aynısidir. Marifetullah, Allah'ı sevdiğin kadar Allah'ı bilirsin, tanırsın, Allah'ı tanıdığın kadar Allah'ı seversin demektir. İkisi bir, ne buyurdu bir de Allah kendini sevdiklerine tanıtır. Alimede sevdiklerine, kim Allah'ı severse Allah kendini ona tanıtır. Bunun hiçbir ilmi olmayabilir, hiçbir şey okumamış olabilir. Ama Rabbini bildiyse, tanıdıysa, benim elmim yok, ben Allah'ı nasıl bileyim, nasıl tanıyayım demek doğru değildir. Şeytan asla hile yapmamalıdır. Söylememiz gereken şey nedir? Allah'ın zatı hakkında tefekkür yapılmaz. Hepimiz bunu biliyoruz. Çünkü akıl yaratılmıştır, kendisini yaratanı anlayamaz. Zamanla, mekanla kayıtlidir, zamansız ve mekansız olanı anlayamaz. Bu durumda Rabbimizi nasıl tefekkür etmemiz lazım? Beni yaratan Rabbim dememiz lazım. Beni yaratan Rabbim. Mesela namaz kılıyoruz. Namaz müminin miracıdır. Kendimizi miracda kabul etmemiz lazım. Bu durumda orada ne dememiz lazım? Neyi düşünmemiz lazım ki? Miracda olalım. Miracda olmak için hangi tefekkürü yapmamız lazım ki o miraç olsun? Yoksa miraç olmaz. Ben Resulullah Efendimiz'in miraca çıktığı yerdeyim. Yedi kat göğün üzerindeyim. Rabbimin huzurundayım. Rabbini düşünürken neyi düşünmesi lazım? Bir tek düşünmesi gereken tek şey vardır. Beni yaratan Rabbim. Evet, beni yaratan ben beni yaratan Rabbimin huzurundayım. Bir an için öyle düşünelim. Birazdan namaz kılacağız. Mesela bu namazı öyle kılalım. Beni yaratan Rabbimin huzurundayım. Eğer namazınız miraç olmazsa hesabı bana sorun. Hiçbir şeyi hayal etmeden hayal oraya varmaz. Evet, ben'i yaratan Rabbim Her şeyim kendisine ait olduğu Rabbim. Kendinden bana hayat veren Rabbim, varlık veren Rabbim. Kendisiyle gördüğüm, kendisiyle işittiğim, kendisiyle bildiğim, kendisiyle sevdiğim Rabbim. Kayboluyorsun. Kaybolmamak mümkün değildir. Evet ve ahiri birleştirdik evvel ve ahir birleşir orada. Ne evvel vardır ne de ahir. Ne ilk vardır ne de son. Zamansız ve mekansızdır çünkü. İlk ve son, evvel ve ahir evet zahire göredir. Anlaşılsın diyedir. Çünkü huzura çıkmak için senin zamandan ve mekandan sıyrılman gerekiyor. Çıkman gerekiyor. Ama bunun için ne gerekiyor? Refref ref gerekiyor. Refref ref aşktır. Aşk. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurdu? Sidretül Münteha'ya vardığımızda Cebrail kardeşim bundan sonra adım atamam dedi. Atarsam yanarım. Neden? Tecellisi yani yaratılış tecellisi ondan ötesini kaldırmıyor. Kim gidebilir ondan öteye? İnsan. Hazreti insan gidebilir. Sidretül münteha yedi kat gökten sonradır. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Ondan sonra ref refrefle gittim. Refref aşk demek. Her mürşidi kamilin mutlaka miracı vardır. Bu mirac ruhani mirajdır. Resulullah Efendimiz hem zahiri hem batini olarak Allah ona miraj yaptırmıştır. Ümmetine de kıyamete kadar ruhani, manevi miraj vardır. Yani bu miracı ruh itibariyle yapar. Allah bu miracı hepimize nasip etsin inşallah. Bütün derdimiz budur. Allah'a vasıl olmak miracımızın olmasıdır. Allah'ın bizi kulü olarak kabul ettiğini bilelim diye, emin olalım diye Allah bunu ikram eder, tattırır bunu. Yani eğer Allah manevi olarak bir perde açtıysa, kuruna bir şeyi gösterdiyse, ikram ettiyse veya tattırdıysa, kur neyi anlamalıdır? ben doğru yapıyorum. Doğru yoldayım, doğru yapıyorum diye. O bunu anlasın diye bunu ona tattırır. İşin sonu Allah'a vasıl olmaktır. Rücu edip oraya varmaktır. Allah'ın huzuruna çıkmaktır. Bunun içinde ayette ne buyuruyordu? Allah'tan razı olmuş ve Rabbini razı etmiş olarak Rabbine dön. Çık dedi huzura. Bunu yaparsan çıkarsın dedi. Rabbinden razı olursan ve Rabbini razı edersen çıkarsın dedi. Biraz önce bir örnek verdim. Allah bir kuluna bugün neyi söylersen senin duanı kabul ederim dediğinde hiçbir şeye dokunmamaktır yalnız. Her şey yerli yerindedir. En güzelidir. Senin hükmünden razıyım. Senden razıyım. Bana nasıl bir muamelede bulunursan bulun. Ben ondan razıyım. Çünkü senden geldik ve sana dönüyoruz. Ve burası bir günlük bir hayat. Böyle mi anlıyoruz? Zor. Böyle anlamıyoruz. Böyle anlamadığımız için halimiz böyledir zaten. Bunun için Rabbimize yakınlığı tadamıyoruz. Rabbimize beraber olamıyoruz. Ufak bir sorun olduğunda Musibet olduğunda, hastalık olduğunda başlıyoruz feryat etmeye, başlıyoruz isyan etmeye. Niye? Allah'a göre anlamamışız da ondan. Allah beyan etti, dünyayı o oyun ve eğlenceden ibarettir. Birbiriniz arasında onunla, mal ile, evlat ile, övünme ile anlattı onu. Boş bir şey dedi yani. Ama Bunların dışında bir de Allah'ın mahfireti ve rızası vardır. Bunu arayanlar, bunu kazanmak isteyenler vardır. Tercih senindir dedi. İster dünyayı tercih edersin, sonra hepsi çer çöp haline gelir. Onu terk edersin, gidersin ya da onu kaybedersin ya da Allah'ın mahfiretini, rızasını tercih edersin. Onun için ısrarla önce iman diyoruz. Arkadaşlar soruyu göndermişler. Almanya'dan bir kardeşimiz soruyu göndermiş. Esma ve sıfat arasında ne fark vardır diye soruyor. Esma ve sıfat arasında fark yoktur. Sıfat demek vasıf demektir. Vasıf. Allah kendini bir vasıfla vasıflandırmışsa o isim oldu. Allah Rahmandır dedi, Rahimdir dedi. Kendini Rahman ve Rahim olarak vasıflandırdı. Bu isim oldu. Ama Allah'ta vasıf olarak vardır ama isim olarak Allah kendini o isimle isimlendirmemişse ona sıfat denir. Vasıf olarak vardır ama kendini onunla isimlendirmemiş. Mesela Allah irade eder dedi. Aynı zamanda bu iradeyi kuluna da vermiştir irade. Ve ida erade şey enen ya kulle hukun feyakun. Allah bir şeyin olmasını dilediğinde irade ettiğinde ona ol der o da hemen olur. İrade etti. İrade ettiğinde ol demesi yeterlidir hemen olur. Yani hüküm vermesi. Olmasını dilemesi onun olması için yeterlidir. Önce diliyor sonra ol diyor. Önce irade ediyor, sonra diliyor. İnsana da bu iradeyi vermiş midir? Evet. Tercih etme hakkı oradan kaynaklanıyor. İrade etme, dileme, tercih etme hakkı. Ama Allah'ın mürid diye bir ismi yoktur. Allah mürid olarak kendini isimlendirmedi Kur'an'da. Onun için Allah, Allah'ın Mürid diye bir ismi yoktur ama irade eden vasfi vardır. Sıfatı vardır yani. Aynı şekilde Allah Subhan'dır. Subhan da bir vasıf ama tenzihe ait bir vasıf. Bütün isimler için geçerli olan bir vasıf. Subhanallahi amma yüşrikun. Subhanallahi amma yesifun. Allah Sübhan'dır, onların şirk koşmasından münezzehtir dedi. Beridir dedi. Bu da Allah'ın sıfatıdır. Sübhan. Ama tezihe ait bir sıfat, hata işlemeyen, kusur işlemeyen, eksiksiz olan, noksansız olan, kusursuz olan, benzersiz olan, akla, fikre, Düşünceye gelmeyecek kadar yüce olan, bu da Allah'ın sıfatıdır ama isim olarak isimlenmez, isim olmaz. Ne olur? Sıfat olur. Bu ikisi Allah'ın sıfatıdır, diğerleri isimdir. Mesela alimlerimiz Allah'ın zafi sıfatları ve sübuti sıfatları diye Allah'ı tanırken mutlaka bunların bilinmesi gerekir iman edilmesi gerekir dediği zati ve sübuti sıfatları diye zati sıfatları altıdır. Vücut, varlık buna hiç gerek yoktu. Zaten vacibül vücut olan odur. İrade evet doğru. irade sıfat. Kıdem, beka evvel ve ahir ismidir. Evvel ve ahir ismi kendini isimlendirmiş zaten. Kıdem ve beka. Öncesi olmayan, sonrası olmayan. Evvel, ahir. Muhalefetün lil havadis, kıyam bi nefsihi. Kıyam bi nefsihi zatıyla varlık olan bütün varlığın kendisiyle varlıkta durduğu zat. Bu Allah'ın kayyum ismidir. Kayyum ismi hata yetmez. Hay ve kayyum ismi demek daha yerindeydi. Muharebetun havadis hiçbir şeye benzemez. Allah'ın tenzihi ismidir ki bu da kuddus ismidir. Aslında bu yetiyor mu? Bu isimler yetiyor mu? Yetmiyor. 99 olması gerekir. Hepsini bilmek gerekir. Hepsini öğrenmek gerekir. Sen Rabbini tanıyacaksın. Böyle birkaç sıfatı anlatıp, ismi anlatıp işte bunları bilmen yeterlidir demek doğru değildir. Evet. Sıfat Allah'ın kendisine isim olarak vermediği ama Allah'ın vasfi olan sıfattır. Esma ise Allah kendini onunla isimlendirmiş. Ölülere okunan Yasin canlılara da bağışlanabilir mi? Asıl canlılara bağışlanır. Canlara okunması gerekir, anlaşılması gerekir ki o yaşansın. Eğer yaşanmazsa sadece onu ölülere okuyacağız diye anlaşılırsa bu Kur'an'a zulümdür, hakarettir. İnsanın kendi kendisine hakaretidir bu. Peygamber'e ne gerek vardı? Kur'an'ı gönderdi, bunu okuyun, sevap kazanın derdi. Okuyun, ölünüze hediye edin derdi. Evet, sevap hem ölüye bağışlanabilir, hem diriye bağışlanabilir. Nedeni ne olursa olsun intihar eden kişinin cezası nedir? Nedeni ne olursa olsun olmaz. Ameller niyete göredir. Nedene göredir. O intihar eden aklını mı kaybetmiş? Aklı dengesi yerinde miydi? Veya o aklı dengesini kaybederken neden kaybetti? Sebebi neydi? Allah hesabı işin özüne göre yapar. Özüne, imanına göre yapar. Onu yaparken kimler ona sebep oldu? O da o cinayete ortaktır yalnız. Sebep olanlar da ona ortaktır. Ne kadar payı kadar, ne kadar orada payı varsa o kadar o da ona ortaktır. Onlar da ona ortaktır. Ona sebep olurken Allah'ın emrinden ne kadar çıkmışlarsa o kadar o cinayete ortaktırlar. Bir tek suçu ona yüklemek doğru değildir. cezası nedir? Cezasını Allah biliyor. Hiç kimse kendisine ait değildir. Allah'a aittir. Dolayısıyla intihar eden biri imtihanı kabul etmemiş demektir. Eğer aklı yerindeyse yalnız. Allah'ın kendisini tabi tuttuğu imtihanı kabul etmedi, musibeti kabul etmedi. Her ne sebep olursa olsun kendisini Allah'a ait bilmedi. Umutsuzluğa düştü veya sebep ne olursa olsun diyelim ki canına kıydı. Aklı ise bunun imanı olmaz. Bu iman, iman değildir. Allah hiç kimseye çekemeyeceği yükü yüklemez buyurdu çünkü çekemeyeceği yükü yüklemez. Onu bir imtihana tabi tutmuşsa onu çeker, onu kaldırabilecek durumdadır. O istediği kadar ben buna dayanamam, bunu kaldıramam der. Sonuç itibariyle son ne olabilir? Ölüm olsun. Ya da sen kendine kıyacağına bırak biri seni öldürsün. Bari günahsız o tarafa git. İnsan önce Allah'a karşı sorumludur. Mesela Allah'ın huzurunda rezil olmamaktır. İnsanlara rezil olmuşsun bu önemli değildir. Onun için dua ederken ne diyorduk? Ya Rabbi, Subhan olan sensin. Noksanlıktan münezzeh olan sensin. Kusursuz olan sensin. Eksiksiz olan sensin. Biz bir senin kulunuz. Aciz kulun, günahkar kulun, hatalı, kusurlu kulunuz. Bizi mahfiret et. Bizi affet. Eğer bizi affedip mahfiret etmeyeceksen huzurunda rezil olmaktansa dünyada cezamızı çekmeye razıyız. Karşılığı her ne olursa olsun diyoruz. Ama sen Rahman ve Rahim'sin. Sen gafursun, sen gafarsın. Sen tevvapsın, sen afursun ya Rabbi. Bizi mağfiret et. Huzurunda rezil olacağımıza, dünyada rezil olmayı tercih ediyoruz. Ama senden istediğimiz bizi dünyada mahcup etme. Ahirette mahcup etme. Bizi huzurunda mahcup etme. İnsanların huzurunda toplandığı günde mahcup etme. Bu peygamberlerin duasıydı. Evet. İntihar eden için de Allah Rahman ve Rahim'dir. Biz bilemiyoruz. Kulunu en iyi bilen ne olur? Yarın kıyamet günü ona nasıl bir muamelede bulunur? O biliyor. Cezası nedir diye sorulmuş. Cezasını Allah biliyor. Biz bilemeyiz. Bu konuda açık bir hükümde olmadığı için cezasını Allah bilir diyoruz. Abdest alırken niyet getirmek şirke girer mi? Abdest alırken, namaz kılarken, oruç tutarken niyet getirmek, niyet etmek şirke düşürmez. Bununla beraber niyeti dil ile getirmesini söylemesi de gerekmez. Niyet gönülden yapılandır. Gönülden yapabilir, dil ile de söyleyebilir. Fark etmez. Niyeti söylerken eğer diliyle bir şey söyleyip kalbi başka bir niyette ise mesela diyelim ki öğle namazını kılacak öğle namazını öğle namazının niyetini yapmak yerine ikindi vaktinin niyetini yaptı. Gönlündeki niyet geçerlidir. Gönlündeki öyle dediyse öyle, ikindi dediyse ikindidir. Yani diliyle söylediği de gönlüyle yaptığı niyet geçerlidir. Allah hepimizin evvelini de, ahirini de hayır eylesin inşallah. Amin. Ahirde, ahirette kendisine kavuşan, kendisine bir dost gibi, bir sevgili gibi kavuşan kullarından eylesin. Amin. Allah bütünüyle bizden razı olmadan, bütünüyle sevmeden bizi huzura almasın inşallah. Amin. Allah hepinizden razı olsun.